Bahiste şampiyon oranların adresi Misli 6. adamı sunar. Arayla Misli, Misli. Selamlar kıymetli Radyo Spor takipçileri. Misli'nin sunduğu 6. adama hoş geldiniz. Sizlerle her hafta olduğu gibi önümüzdeki bir saat boyunca futbola kısa bir virgül koyup biraz da basketbol konuşacağız. Programa başlamadan önce klasik duyurumuzu yapalım. Artık zaten her programın giriş kısmı ilk 4-5 dakikası aynı oluyor. Banttan veriyormuşçasına ama bunları da söylemekte fayda var. Biliyorsunuz program sizlerle birlikte her zaman daha keyifli. Sizin yorumlarınız ve görüşleriniz bizler için çok kıymetli. Programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi Burak Alaca Instagram ve Burak Alaca Twitter hesapları üzerinden bana ulaştırabilirsiniz. Program süremiz yettiğince burada sorularınızı ve yorumlarınızı dillendirmeye çalışacağız. Tekrar ediyorum, Burak Alaca Twitter ve Burak Alaca Instagram hesapları üzerinden programa yönelik mesajlarınızı iletebilirsiniz. Girmişken bir takip de atarsanız çok makbule geçer diyelim ve başlayalım. Basketbol Süper Ligi'nde playofflar başladı. NBA'de playofflar dolu dizgin devam ediyor. Euroleague'de Final Four'a artık gün sayıyoruz. Programın ilerleyen bölümünde çok kısa süre sonra bir konuğumuz olacak. Onunla hem Basketbol Süper Ligi hem Türk Hava Yolları Euroleague'den bahsedeceğiz. Onun öncesinde o yüzden sizlere NBA'deki mevcut playoff durumu ve gecenin sonuçlarından kısa kısa bahsedelim ve devam edelim. Dün Batı Konferansı yarı finalinde belki şu ana kadar bu sezon NBA playofflarının en kıran kırana serisinde Minnesota Timberwolves Denver Nuggets'ı 115-70, bakın altını çiziyorum, 115-70'lik skorla mağlup ederek seriyi 3-3'e getirdi. Yani burada neden altını çiziyorum? Tabii ki 70 sayıda kalınabilir her ne kadar NBA'de olsa ama son NBA şampiyonunun normal sezon liderini siz, düzeltiyorum, normal sezon ikincisini siz 70 sayıda tutabiliyorsanız gerçekten ortada inanılmaz bir savunma performansı olduğunu söylemek mümkün. Seri 7. maça taşındı. Gerçekten Minnesota Timberwolves'u da takdir etmek lazım. Son birkaç yılda playoff'un kıyısında gezen bir takım hüviyetinden koç Chris Finch takımda rol dağılımını ve savunma prensiplerini o kadar iyi ayarladı ki takım şu anda şampiyonluk adayı bir takım haline geldi. Her ne kadar franchise ismi Minnesota Timberwolves size şampiyonluk çağrışımı yapmasa da en azından ilk duyduğunuzda bu sezon gerçekten oyun olarak Denver'a kök söktürüyorlar. 7. maçı kazanıp tur atlamaları durumunda da şampiyonun çok ciddi bir adayı olacaklardır diye düşünüyorum. Hemen genel olarak dün tek maç vardı NBA'de gece playoff'ta. Diğer serilerin durumlarından bahsedelim. Oklahoma City Thunder Dallas Mavericks serisinde 3-2'lik Dallas üstünlüğü var. Kazanan taraf Timberwolves Nuggets eşleşmesinin galibiyle eşleşecek. Doğu Konferansı'nda Boston Celtics adını finale yazdırdı. New York Knicks Indiana Pacers serisinin galibiyle eşleşecek Boston Celtics. Şu anda o seride de New York Knicks'in 3-2'lik bir üstünlüğü var. Evet, hattımızda çok kıymetli bir konuğumuz var. Stop Press Medya'dan Buğra Topuz bizlerle. Hoş geldin abi. Hoş bulduk, merhabalar. Herkese iyi günler diliyorum. Seninle bir iki gün önce Fenerbahçe Beko'nun Final Four Medya gününde karşılaşmıştık. Arayı da çok açmadan burada sohbet etme fırsatı bulmak güzel oldu. Çok teşekkür ederim. Benim için de çok büyük bir keyif bu yayına katılabilmek. Herkese iyi dinlemeler diliyorum. Kırmadığın için ben de teşekkür edeyim sana bizi. İstersen 10 geç aramız var. Ondan öncesinde biraz Fenerbahçe Beko'dan bahsedelim. Zaten dün Fenerbahçe Beko çok net bir şekilde galip geldi Ali Afetkin'e karşı. 102-72'lik bir skor var. Aslında Ali Afetkin sezona çok iyi başlayan bir ekipti. Özellikle 5. sıra için çok büyük bir mücadele veriyorlardı ama sezonun son kısmında ufak bir düşüş yaşayınca Fenerbahçe Beko'yu değiştirdiler. Fenerbahçe Beko bir Final Four takımı olduğu için ve Ataşehir'de çok büyük bir avantaj sağladığı için rakiplerine karşı aslında pek bir sürpriz izin vermediler ve Final Four öncesinde aslında sadece Euroligi değil yerel başarıları da ne kadar önemsediğini gösterdi Fenerbahçe Beko. Sen de yayının başında değindin. Şarunasios Kivicius'a, Kalates'e veya Nancalayes'e soru sorduğumuz zaman Panathinaikos maçıyla alakalı. Önce bizim playoff mücadelemiz var. O playoff mücadelesini iyi bir şekilde atlatalım. Ondan sonra odaklanacağız. Çok demişti. Lafını balla kesme şansım var. Şu anda Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk canlı olarak konuşuyor. Ona bağlanacağız, ardından tekrardan sendeyiz. Evet, tekrardan sizlerleyiz Misli'nin sunduğu 6. adamda Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in kulübün UEFA Avrupa Ligi zaferinin 24. yılı kutlaması etkinliğinde yaptığı açıklamaları canlı olarak size aktardık. Şu bilgiyi de geçelim.
açıklamalar, kulübün Kemerburgaz'da projesini sürdürdüğü yeni tesisler de yapılıyor. Yıl dönümüne özel UEFA Avrupa Ligi zaferinin bir piknik etkinliği var şu anda Kemerburgaz'da. Galatasaray eski başkanları da etkinliğe katılıyor ve Dursun Özbey'in söz verdiği isimler orada konuşuyor. Evet, hattımızda Buğra Topuz var tekrardan. Teşekkürler beklediğin için. Rica ederim, ne demek. Buyurun. Basketbol Süper Lig'deki playoff serilerinden bahsediyorduk. Dün Fenerbahçe Petkim maçı vardı. Sen bununla giriş yapmıştın. Arzu edersen kaldığımız yerden devam edelim. Tabii ki, ben aslında şunu söylemek istemişim Fenerbahçe Beko ile alakalı. Senin de bahsettiğin üzere medya gününe katıldığımız zaman Şarun Asyası, Kevin Çusani, Kalatese, Nigel'a ve Derya Bey'e soru yönelttiğimiz zaman Panathinaikos maçı ile ilgili şu an düşünmediklerini, öncelikli hedeflerinin playoff olduğunu söylemişti. Bu da aslında Türkiye Kupası'ndan sonra Fenerbahçe Beko'nun yerel başarılara ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Türkiye Ligi'nde bir o kadar ciddi aldığını ve hedeflediğini gösteriyor. Fenerbahçe Beko'nun ben İzmir'de de çok sürprize izin vereceğini düşünmüyorum ve Fenerbahçe Beko'nun 2-0'la ben seriyi kazanacağını düşünüyorum. Bu eşleşmenin bir diğer ayağında biliyorsun Beşiktaş-Manisa Büyükşehir Belediyesi, evet, eşleşmesinin kazananıyla eşleşecek Fenerbahçe-Beko serisinin kazananı. Dün de o seride Beşiktaş net bir galibiyet alarak mesaj verdi. Biliyorsun normal sezonun son etabında Manisa'ya kaybetmişti Beşiktaş. Dün evet, iyi bir basketbol ortaya koyduklarını söyleyebiliriz. Ben de maçı takip ettim. Şöyle söyleyeyim, ben de maçı akatlara takip eden basketbol severlerden birisiydim. Şunu söylemek gerekiyor ki ilk iki periyotta aslında maç Manisa'nın istediği tempoda geçti. Çünkü Beşiktaş emlakçı diğer 15 takımdan farklı olarak savunmasıyla ön plana çıkan ve savunma sertliğini aslında rakibine dikte ettirmek isteyen bir ekip. İlk iki periyotta Beşiktaş çok az faul yaptı. Yani bu savunma sertliğini maalesef Manisa'ya çok yansıtamadı diyeyim. Bundan dolayı da Beşiktaş emlakçı temposunda değil de Manisa'nın temposunda aslında gerçekleşti maç. Ama 3. periyottan itibaren Beşiktaş emlakçı kısalara yaptığı baskıyla, yarı saha hücumlarına Paco Cruz ve Deron Asun'a yaptığı baskıyla birlikte aslında yarı saha hücumunda Ryan Nutter, James Anderson ve Mustafa Baki Görür'ün 3 sayılarını riske ederek aslında bir savunma anlayışı benimsedi. Ve buradan da Beşiktaş emlakçı maçın galibi olan taraf oldu. Burada ben ek bir parantez açmak istiyorum. Maçın içerisinde Derek Needham ve Jonah Matthews aslında ön plana çıktı. Ama Kyle Olmos Jr.'ın performansı da siyah beyazlar için çok kıymetliydi. Çünkü sezon başında beklentiler biraz yüksek diye o Dušan Olimpijević'in savunma temposuna çok ayak uyduramadı Kyle Olmos Jr. Ama dün hem savunmada hem de hücumda Beşiktaş için, özellikle Berk Uğurlu'nun sakatlığında Beşiktaş için önemli bir katkı sağladı. Beşiktaş'ın da elini rahatlatan bir oyuncu oldu Kyle Olmos Jr. Beşiktaş sezonun ilk başında savunmayla rakiplerini sindiren bir profili vardı ama ikinci yarıda özellikle Jonah Matthews'un da yükselen performansıyla birlikte skor potansiyeli de aslında çok yukarı çıkan bir takım oldu bana kalırsa. Evet, yani aslında burada sadece Jonah Matthews değil, diğer oyuncuların da katkısını yatsımamak gerekiyor. Kerem Konan, Matt Mitchell, Simonovic eklemesi keza bir noktadan sonra ciddi katkı vermeye başladı. Kesinlikle. Aslında Leighton Emmons sezona başladı 4 numara olarak. Leighton Emmons'tan çok daha farklı bir profilde Marko Simonovic. Perdeden sonra dışarı açılan ve ceza şunu değerlendiren bir pivottan 4 numaradan ziyade aslında biraz daha 4.5 gibi oynayan bir oyuncuydu Marko Simonovic. Ama diğer bütün oyuncuların katkısı, alınan reboundlar, savunma sertliği Jonah Matthews'un da performansını artıran etkenler oldu. Yani bunu bir takım oyunu olarak düşünebiliriz. Sadece Matthews'un bireysel performansı değil, onu yukarı çıkaran da takım arkadaşları diye yorumlayabilirim. Peki serinin gidişatı açısından ne düşünüyorsun? Beşiktaş sence ikinci maçta Manisa'da kapıyı kapatabilir mi? Şöyle söylemek lazım. Özellikle 3. periyotta takımın en önemli skorerleri Paco Cruz ve Deron Russell'ın vücut dili çok iyi bir sinyal vermedi Manisa ekibi adına. Paco Cruz hem sportmenlik dışı faul aldı hem de teknik faul aldı ve bundan dolayı atıldı maçta. Deron Russell'ın da dün Derek Needham'a çelme takma teşebbüsü nedeniyle bir sportmenlik dışı faulü vardı. Kısalarını aslında Beşiktaş belki oyun düzeninden çıkarabilirse Manisa'nın işi çok daha zor olacak. Tahmine gelecek olursak da ben Beşiktaş Emlak Jet'in yarın Manisa'yı yenerek seriyi tamamlayacağını düşünüyorum. Tabii yarı finalde işler daha farklı olabilir Beşiktaş Emlak Jet için. Bu arada bu seri haricinde ben genel itibariyle Manisa'nın Hakan Demir yönetiminde daha derli toplu, daha iyi gözüktüğünü düşünüyorum. Kendisiyle de yola devam ettikleri takdirde yine ligimize renk katacaktır Manisa önümüzdeki sezonda da. Aslında sezonu Ahmet Kandemir'le başladı, evet, Manisa ekibi. Ve önce Ekim ayında FIBA Euro Cup elemeleri oldu. Manisa burada ev sahipliğini üstlendi ve buradaki elemeleri geçerek gruplara kaldı. Aslında Ahmet Kandemir'in de başardığı önemli bir başarıydı diyeyim. Ama tabii ki burada oyuncu grubunun hangi antrenörle çalışmak isteyeceği de önemli.
uyum da önemli. Ahmet Kan Demir'in ve Manisa yöneticilerinin arasındaki basketbol vizyonu uyuşuyor mu uyuşmuyor mu, bunlar da önemli. Ama sezon içerisinde gördüğümüz itibariyle Hakan Demir'le Manisa yöneticilerinin ve oyuncu grubunun daha fazla uyum sağladığı çok net bir şekilde görüldü ve Manisa playoff yapan ekip oldu. Bu arada Hakan, bağımsız bir şey söyleyeceğim konuda ama Hakan Demir'i ne zaman sağ kenarında görsem, biliyorsundur yönetmen, Taika Waititi'ye inanılmaz benzetiyorum. Katılır mısın bu benzetmeye? Ben o benzetmeden ziyade kendi sektörümden bir insan olduğu için Hakan Demir, o da spor hekimi, ben de diş hekimiyim. Aynı sektörden olduğumuz için ister istemez sağlık terminolojisi sürekli geliyor aklıma. Yani nasıl bir doktor acaba, nasıl bir tedavi ediyor diye. Yani benim aklım biraz daha sağlık sektörüne çalışıyor, sen daha sanat sayfasısın. Ben biraz da evet, sanatsal Hollywood üzerinden bir güzelleme yapmak istedim. Gerçekten sağ kenarında bana Taika Waititi inanılmaz anımsatıyor kendisi. Çok kıymetli bir koç kendisi, diğer bütün antrenörler gibi. Ama tabii ki sezon çok uzun onlar için. Manisa ekibinin ben aslında çok yorgun olduğunu düşünüyorum. Çünkü sezonu diğer takımlara kıyasla çok erken açtılar. Ve dar bir rotasyonları var aslında. Evet, dediğim gibi Paco Cruz ve Darren Russell yarı sahada bir üretkenlik göstermedikleri zaman, eğer Ryan Nutter, James Anderson, Mustafa Baki Görür gibi oyunculara da dış şut katkısı veremiyorsa, Manisa'nın saha içerisindeki hücumsal anlamda etkinliği bir tık daha azalıyor diyeyim. Arzu edersen diğer iki seriye geçmeden önce çok kısa bir reklam arasına gidelim. Tabii ardından ki tekrardan sendeyiz. Bahis'te şampiyon oranların adresi Missi'nin sunduğu 6. adam devam ediyor. Arayla Missi, Missi. Evet, Missi'nin sunduğu 6. adam çok kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerle. Hattımızda Stop Press Medya'dan Buğra Topuz var. Basketbol Süper Ligi'ndeki playoff eşleşmelerini değerlendiriyoruz. Evet, playoff eşleşmelerinin bir diğer etabına geçelim istersen. Tabii ki. Pınar Karşıyaka Galatasaray serisini sona bırakmak istiyorum. Orada dinamikler biraz daha korakor gözüküyor, evet, diğer 3 seriye nazaran. Anadolu Efes Türk Telekom eşleşmesinin ilk maçından 99-79'luk rahat bir galibiyet aldı İstanbul'dan ve o da kapıyı ciddi anlamda araladı diyebiliriz. Aslında Anadolu Efes için sezon çok iyi devam etmiyor. Çünkü bir koç değişikliği oldu. Devamında Türkiye Kupası'nda finale Fenerbahçe Beko'ya kaybetti Anadolu Efes. Öncelikle de Euroleague anlamında hem play-in'e kalmak, oradan da play-off'a kalabilmekti. Play-in'de de işler Anadolu Efes'in lehine gitmeyince, burada tek odak nokta aslında sadece Basketbol Süper Ligi'ndeki şampiyonluk olarak kaldı Anadolu Efes için. Aslında bu maçtan önce de çok ciddi adımları oldu Anadolu Efes'in. Koç Tomislav Mijatović de 2 yıllık takımın yıldız oyuncusu ve kaptanı Shane Larkin'le de 4 yıllık yeni bir kontrat imzaladı Anadolu Efes. Bu takıma olumlu yansımış demek ki 20 sayılık bir galibiyet söz konusu. Maçın başından sonuna kadar en üstün olan taraf her anlamda, hem savunma hem hücum anlamında Anadolu Efes oldu. Aslında bu serinin çok uzayacağını düşünmüyorum ben. Çünkü saat 6'da bu iki takım tekrardan karşılaşacak Ankara'da ve Anadolu Efes'in en azından 20 sayılı olmasa bile 13-14 sayılık belki de sayı bandıyla, sayı farkıyla değil daha doğrusu, kazanan taraf olacağını ve yarı finaldeki rakibini bekleyeceğini düşünüyorum ben. Yani Anadolu Efes'te şu çok önemliydi bana kalırsa. Shane Larkin'in sözleşme uzatma durumunu, koçu tenzih ediyorum, orada biraz daha farklı bir senaryo var ama eğer sezon sonunda transfer dönemine bıraksaydı Anadolu Efes, çok ciddi spekülasyonlarla birlikte hem oyuncuya vereceği maaş miktarı artabilirdi ya da oyuncuya başka bir takıma kaptırma gibi bir durum da ortaya çıkabilirdi. Gerçekten sezon bitmeden bu hamleyi yapmaları bence çok pozitif. Şöyle bir şey ekleyebilirim senin dediğine. Aslında spekülasyonlar sezon sonuna kalmadı. Sezon tabii devam ederken de bu spekülasyonlar vardı. Hem İspanyol kaynaklarından hem de Türk kaynaklarından Anadolu Efes'te Fenerbahçe Beko'nun Shane Larkin konusunda bir rekabet içerisinde olduğunu, hatta Shane Larkin'in de çok ciddi bir kontratı reddedip, Fenerbahçe'nin teklifini reddedip Anadolu Efes'le anlaştığını söylemişlerdi her iki kaynakta. Shane Larkin kendi sosyal medya hesaplarına fake news, yani yanlış haberler diyerek aslında bu haberleri yalanladı. Bu sosyal medya paylaşımından sonra da Anadolu Efes'te 4 yıllık yeni bir mukavele imza attı. Tabii ki Shane Larkin'in performansının yeterli olduğunu düşünenler de var, yetersiz olduğunu düşünenler de var. Kontrat süresinin çok uzun olduğunu düşünenler de var ve daha fazla belki de kalmasını düşünenler de var. Ama Shane Larkin elbette ki Avrupa basketbol piyasasında diyeyim çok önemli bir etkiye sahip. Sezon içerisinde bu sezon en azından rakamlar gösteriyor ki önemli bir performans imzalatmış. Hatta geçtiğimiz günlerde Ergin Ataman benim için sezonun MVP'si Shane Larkin demişti. Ama tabii ki takımı playoff'a taşımak, play-in finaline takımını kalmasını sağlayabilmek ve Türkiye Kupası'na da bir belirleyici faktör sunabilmek aslında önemli bir faktördü Shane Larkin için. Bunu yapması gerekiyordu diyenler de var tabii ki. Ama sezonun ilerleyen kısmında Shane Larkin'in
yarı finalde de ve bu Telekom serisinde de önemli performanslar gideceğini düşünüyorum ben. Eşleşmenin bir diğer takımı üzerine de aslında biraz değinmek istiyorum. Türk Telekom'da Nenad Canak'la birlikte ve yabancı tercihleriyle birlikte gerçekten sezona çok kötü başladılar ama orada da kolay olmayan bir şey gerçekleşti ve sezon içi dokunuşlarla önce koç değişikliği, sonrasında Galatasaray Başkan Vekillerden Timur canlı olarak konuşuyor. Hızlıca ona bağlanıyor, sonrasında tekrardan sizlerleyiz. Objektif bir şeyle o kadar büyük bir camia ki ve o kadar saygı gören bir şey ki potansiyelimizin hep çok çok azını kullanıyoruz oradan gördüğüm şey. Bugüne kadar bu kadar zor ekonomide, zor ülkede burada başkanlarımız, tüm yöneticilerimiz çok büyük emekler sarf ettiler. Ve yine bulunduğumuz ekonomik koşullarda böyle bir şey yapmaya çalışıyoruz. Başta başkanımızın önderliğinde. Ama benim gördüğüm şey şu, herhalde en önemli şey Galatasaray'ın o birlikteliği, yani birliğini sağlama. Maalesef çok yaralanmaya müsait bir birlik. Yani hemen bir şey var. Belki de burada hep birlikte yapmamız gereken şey o birliği muhafaza etmek. Çünkü öyle bir şey yaptığımızda işte şampiyonluklar da geliyor. 45 yıl sonra böyle bir tesis de yapılıyor. Herkesin emeği çok büyük. O yüzden başta başkanımıza ve tüm emek verenlere, Fatih kardeşimizin burada emeği var. Evet. İşte İbrahim abi, pardon. Ben onlara da kendim teşekkür etmek için söyledim başkanım. Kusura bakmayın. Gol çalma, yok, gol çalma. Bir dakika. İnsanlara teşekkür etmeyi şey yaptığım için kusura bakmayın. Çok çok saygılar sunuyorum. Herkese çok çok saygılar, çok teşekkürler. Evet, Erden Timur'un da açıklamalarının ardından kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Hattımızda Stop Press Medya'dan Buğra Topuz var. Evet, Türk Telekom'dan bahsediyorduk. Onlar da sezon içi dokunuşlarla sezon başında aslında beklentinin çok altında kalan yapıyı bir şekilde toparlamayı başardılar. Ya orada şunu söylemek lazım. Euro Cup'ta geçen sene final vardı Erdem Can'la beraber. Bu sene Nenad Canak döneminde Euro Cup'ta istenen başarı gelmedi ki Beşiktaş Emlakçı'da kıyasla aslında Türk Telekom'un Euro Cup'taki grubu daha kolay bir gruptu. Ama Selçuk Erdoğan gelmesiyle birlikte özellikle Gran Canaria deplasmanında elde edilen bu Euro Cup galibiyeti Türk Telekom için çok kıymetli oldu. Bir aslında görüş devrimi yarattı takım içerisinde diyeyim Selçuk Erdoğan. Takımın gerçekten bir potansiyeli olduğunu hatırlattı ve üst turada kalabildi. Ama Telekom'un şanssızlığı London Lions gibi finalist olan bir takımla eşleşmesiydi direkt ilk turda. Buna rağmen Türk Telekom'un ben iyi bir performans gösterdiğini düşünüyordum yine Avrupa kupalarında. Lig açısından da Selçuk Erdoğan kendi kurmadığı bir takımla şu an mücadele ediyor. En azından bu takımı playoff'a dahil ettirebildi. Bu da bence önemli bir başarı. Kendi kurmadığı takımla beraber. Ama tabii ki karşısında Anadolu Efes gibi bütçe anlamında da, kadro derinliği anlamında da daha iyi bir takım olduğunu düşünüyorum ben. Ellerinden geldiğini düşünüyorum. Ama tabii ki burada ağır basan favori Anadolu Efes diye düşünüyorum ben. Evet, tekrardan çok kısa bir aranın ardından sizlerleyiz. Türk Telekom'un durumundan bahsettik. İstersen son serimize de geçelim. Bu Basketbol Süper Ligi playoff'unda en azından çeyrek final etabının en kıran kırana eşleşmesi bana kalırsa Galatasaray Ekmas ilk maçta deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı hakem kararlarının da iki cephe tarafından da çok karşılaştığı maçta 96-95 mağlup etmeyi başardı. Serinin ikinci maçı da bugün İstanbul'da oynanacak. Benim gerçekten beklentilerimi karşılayan ve çok keyifli bir maç oldu. Öncelikle iki takımı da tebrik ederim ben. Pınar Karşıyaka ile Galatasaray Ekmas'ı da kıran kırana bir mücadele oldu. Aslında Pınar Karşıyaka'da şunu es geçmemek gerekiyor. Beşiktaş Emlak şeklinde oynanan normal sezon mücadelesinde Vernon Carey Jr. çok net bir şekilde katkı verirken çok ciddi bir şekilde sakatlandı. Bu takımın pota altındaki caydırıcılığını ve pota altındaki etkinliğini çok net bir şekilde etkiledi. İlk maçta bir de Vito Brown'un sakatlığı aslında Galatasaray karşısında Pınar Karşıyaka'nın birazcık elini daraltan faktör oldu. Galatasaray'da David McCormack gibi önemli bir pivot var. Pota altı üstünlüğünü bu şekilde elde edince Galatasaray Ekmas kıran kırana da geçse aslında İbre biraz daha Galatasaray Ekmas lehineydi. Son pozisyonlarda da iyi bitiren takım, daha sakin kalan takım Galatasaray Ekmas olduğu için saha içerisinde ilk maçı da İzmir'den çalarak seri ismen erdemi taşıdı. Ki bu akşam da ben yine kıran kırana çok çetin bir mücadele bekliyorum. Hakem kararlarına gelecek olursak da bence sadece bu iki takım değil Basketbol Süper Ligi'nde yer alan bu sezon için söylüyorum. 16 takımda hakem kararlarından ben çok memnun olmadığını düşünüyorum. Aslında bu her zaman olabilecek bir mevzu. Sadece bu seri üzerinde konuşmamak lazım.
Ama saha içerisinde basketbolla alakalı parametreleri değerlendirdiğimizde her iki takımın da bence hakkını teslim etmek gerekiyor. İlk etapta böyle bir yorum yapayım ben. Bu playoff eşleşmeleri arasında herhalde 3. maça taşınması en muhtemel olan eşleşme gibi duruyor. Aslında Galatasaray Ekmas saha içerisinde, yani kendi sahasında iyi oynayan bir ekip. Özellikle Yakup Sekizkök geldikten sonra Sinan Erden'de önemli galibiyetleri imza atmış bir takım Yakup Sekizkök. Ve Anadolu Efes yardımcı antrenörüyken sürekli sosyal medyada taraftarları motive edecek paylaşımlar yapıyordu. Aynı şekilde şu an Galatasaray Ekmas koçuyken de Galatasaray taraftarlarını motive edecek paylaşımlarda bulunuyor. Bu camia bütünlüğünü sağladığı zaman ben bugün Galatasaray Ekmas'ı daha favori görüyorum ve yine seriyi 2-0 kazanacağını düşünüyorum. Ama tabii ki basketbol bu. 40 dakika içerisinde belki Hakan Sayılı ve Deniz Kılıçlı, Vito Brown'lu ve Vernon Carey Jr.'ı aratmayacak performans da sergilebilir. Buna Eric McCollum, Jaylen Brown, Callum Martin gibi yabancı oyuncular da eşlik ettiği zaman belki de seriyi çalan takım bu akşam Pınar Karşıyaka'da olabilir. Ama benim subjektif görüşüm, bu akşam serinin biteceğini düşünüyorum ve Galatasaray Ekmas ve Anadolu Efes'in de yarı finalde eşleşeceğini düşünüyorum ben. Bir dinleyici mesajımız var. Bir soru da gelmiş, onu da ileteyim sana. Burak Bey yayınlar. Buğra Bey'e selamlar. Bir sorum olacak sizlere. Galatasaray taraftarıyım. Yıllardır basketbolda şampiyonluk gelmiyor. Orta vadede şansımızı değerlendirebilir misiniz? Demiş Mustafa Demirkaya adlı dinleyicimiz. Kendisine de selamlarımızı, sevgilerimizi yollayalım. Topu sana atıyorum. Evet, teşekkür ederim önce selam gönderdiği için. Basketbolda her sene sil baştan yapılar olduğu için, futboldaki gibi 3 veya 4 senelik yatırımlar ve zihniyet devam etmediği için Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko aslında bu konuda diğer 14 takıma kıyasla daha avantajlı bir konuma sahip. Şöyle bir örnek vermek lazım izleyicimize. Galatasaray'dan bir örnek verelim. 2020-2021 sezonunda Galatasaray tek maçla kümede kalırken Fethiye ile mücadele ediyordu. Ertesi sezon Anadolu Efes'i kıran kırana geçen bir yarı final serisi oynadı. Yani aslında basketbol takımları arasında böyle bir uçurum söz konusu. Tabii ki doğru bir yapılanma olursa, iyi bir basketbol vizyonu ortaya konulursa, iyi bir bütçe disiplini ve kadro disiplini sağlanırsa tabii ki bu ezberleri yıkacak bir şampiyonlukta kazanabilir Galatasaray Ekmas. Bu yatırımları düzenli şekilde regüle edilmiş biçimde yapan herhalde şu anda basketbol süperliğinde Fenerbahçe ve Anadolu Efes harici tek takım Pınar Karşıyaka gibi duruyor. Yıllardır bir standartları var. Evet, yani basketbol aslında bir basketbol kültürü olan bir takım Pınar Karşıyaka. Sadece bunu bütçeyle algılamamak gerekiyor. Belki futbol takımlarındaki istedikleri başarıyı elde edemeyip de basketbola yönelebilirler diye yorumlayabilir bazı seyircilerimiz, ama ben böyle olduğunu düşünmüyorum. Çok eskiden kalan bir basketbol kültürü var Pınar Karşıyaka'nın, ama tabii ki koyduğunuz bütçe de önemli. Yani sadece 8-10 milyon dolar veya 12 milyon dolar bazen yetmiyor. 20-25 belki de 30 milyon dolar bandırana çıkmanız gerekebiliyor bazen lig için. O yüzden bunlar çok ciddi rakamlar, özellikle bu döviz durumunda da. Bazen de şubelerin başarıdan ziyade kendini idame ettirebilmesi lazım. Yani kendi şubesini döndürebilmesi lazım. Ekonomik disiplini sağlamak gerekiyor. Bu nedenle de çok yüksek bütçelere çıkmak belki kısa vadede başarı getirebilir takımlara, ama uzun vadede zarar da olabilir. O yüzden burada adım adım gitmekte fayda var. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim yayına davet ettiğiniz için. İyi yayınlar diliyorum. İyi dinlemeler dinliyorum. Çok teşekkür ederim. Tekrardan görüşmek üzere diyelim öyleyse. Görüşmek üzere. Tanıtıcı reklam. Misli'de bahis severlerin yüzünü güldüren şampiyon oran kampanyası başladı. Peki nedir bu şampiyon oran? Şampiyon oran demek, tüm normallerin üzerinde daha yüksek oranla kupon yapmak demek. Yani normale göre ekstra kazanç elde etmek demek. Şimdi hemen Misli'ye girip kampanya sayfasından şampiyon oran kampanyasına katılan herkes şampiyon oranlarla bahis yapabilir ve tüm normallerin üzerinde oranlarla daha fazla kazanç elde edebilir. Her gün bu ekstra kazanç fırsatı ve kombine kuponlarda çok daha yüksek şampiyon oran etkisi için siz de hemen Misli üyesi olun. Üstelik Misli'ye yeni üye olan herkese 50 TL hediye. Tanıtıcı reklam. Evet, programımızın son düzlüğüne geldik. Sizden gelen mesajları da değerlendirmek istiyorum. Bakıyorum kalan varsa. Kimsenin hatırı gönlü kalmasın. Burada sizlere söz verdik. Süremiz yettiği müddetçe herkesin mesajlarını buradan dillendirmeye çalışacağız. Bir mesajımız var. Serdar Ertekin adlı dinleyicimizden. Bu sene, o sene kupa ikinci kez Türkiye'ye ve Fenerbahçe Müzesi'ne gelecek. Ve bunu başaracağız. Sabırsızlıkla 24 Mayıs'ı bekliyoruz demiş.
Serdar Bey. Kendisine selamlar, sevgiler. Fenerbahçe taraftarından tutun takıma, tüm camiaya kadar Final Four'a yönelik ciddi bir inanç var. Altının gayet dolu olduğunu düşünüyorum. Takım bu anlamda ciddi ciddi ümit veriyor. Fenerbahçe'nin kupaya çok uzak olduğunu düşünmüyorum. Yani şu an kağıt üstünde belki en favori takım Fenerbahçe gibi gözükmese de. Bu hafta medya gündeydik. Az önce Burak Topuz'la da bahsettik. Takım içindeki hava, atmosfer. Bir yandan gerçekten çok olumlu bir hava var. Bir yandan da inanılmaz profesyonel yaklaşıyor. Hem oyuncular hem staff. Zaten az önce konuğumuz da bahsetti. Şu anda takımın hedefi öncelikli olarak basketbol süper gibi playoff'a kanalize olmuş durumda. Sonrasında Final Four'a odaklanacaklar. Dediğim gibi takım içi hava ve takımın gidişatı çok iyi. Sarunas Yasikevicius döneminde zaten daha rekabetçi ve daha winner bir Fenerbahçe izledik sezonun özellikle ikinci yarısında. Final Four'u hepimiz heyecanla bekliyoruz. Ben Fenerbahçe'nin kupayı tekrardan Türkiye'ye getirme ihtimalini gayet olası görüyorum. Ümit ediyorum temsilcimiz 24 Mayıs'ta kupayı alıp tekrardan İstanbul'a getirir diyelim. Evet, süremizin de sonuna geldik. Bugün canlı yayınlarla birlikte aslında biraz daha farklı bir programımız oldu. Yarın ve pazar günü biliyorsunuz saat 10 ve 11'de tekrardan 6. adamla sizlerleyiz. Telafisini yapacağız diyelim. Bugünlük de bizden bu kadar. Hoşça kalın. Radyo Spor'la kalın. Mayıs'ta şampiyon olanların adresi Misli 6. adamı sundu. Aynen Misli.